Biz Müslümanlar olarak bir olmalıyız. Biz bir olmadığımızda bizim aramızda fitne ve fesat sokmak için resmen birbirleriyle yarışıyorlar. Şer ittifakı Müslümanları yıkmak için durmuyor. Aramıza fitne sokmak için birbirlerini destekliyorlar ve bunu açıktan yapmaktan da çekinmiyorlar. Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraberdir. Bizim Azerbaycan sevdamız bellidir. Pakistan da desteklerini esirgemiyor. Biz bir olursak karşımızda kimse duramaz. Bu üç devlet birliğiyle dünyaya meydan okumakta. İsterse en güçlüsü, en dişlisi gelsin, vız gelir. Birliğimiz daim olsun kardeşlerim. Zafer inananların olacaktır. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Pakistan Başbakanı İmran Han, Karabağ'da yaşanan son gelişmelerde de Azerbaycan'a olan desteğini yineledi. Diğer yandan da Müslüman halklarına yapılan haksızlıklara dünya kamuoyunun kör kalmasını tekrar hatırlattı. Cammu ve Keşmir bölgesinde olduğu gibi Karabağ'da da dünya Müslümanlarının maruz kaldığı haksızlığa gözünü yummuştur. Hak ve hukukun temsilcisi olduğunu iddia eden ülkeler bu yapılanlara sessiz kalmış, renklerini her daim belli etmişlerdir. Müslümanlar birlik olacak, bütün dünyaya kafa tutacak. Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi. Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada görüşmelere ilişkin Han, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Keşmir Temas Grubu'na katkılarından dolayı teşekkür ederken, Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine desteğini yineledi ifadeleri kullanıldı. Karabağ, 1991'den beri Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor. Aliyev'in Karabağ konusuna verdiği destekten dolayı Han'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı. Açıklamada Han'ın Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Aliyev'i bilgilendirdiği ve Aliyev'in Han'ı Azerbaycan'a davet ettiği bilgisi paylaşıldı. Han, bir diğer görüşmesini de Singapur lideri Lee ile gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü buluşmaya Pakistan'ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve bürokratları da katıldı. Türk iş adamı Ahmet Çalık da Davos'ta bulunan Han tarafından kabul edildi. Açıklamada Çalık Holding'in enerji, tekstil, madencilik ve iletişim sektörlerinde yatırım yaptığı belirtilerek görüşmeye ilgili bakanlarla Han'ın finans, ticaret ve yatırım danışmanlarının katıldığı ifade edildi. Pakistan bu olayların ardından Azerbaycan'a bir de destek mektubu gönderdi. Desteklerini tam olarak göstermekten geri durmuyor. Bütün dünya bir olmuş düşmanlık yaparken tarafımızda olmaktan ve dimdik durmaktan geri kalmıyor. Pakistan'ı bu hareketinden dolayı ne kadar tebrik etsek azdır. Pakistan kardeşimizdir. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üçümüz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Pakistan İslam Cumhuriyeti Meclisi Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Talha Mahmud, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz bölgesine başlattığı çatışma nedeniyle Azerbaycan Meclisi'ne bir destek mektubu gönderdi. Pakistanlı senatör Muhammed Talha Mahmud tarafından imzalanan mektupta, Pakistan'ın Azerbaycan'a desteği ifade edildi ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı net bir ifadeyle kınandı. General Polat Haşimov ve Albay İlkar Mirzayev başta olmak üzere tüm kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Mahmud, kardeş Pakistan Devleti Meclisi'nin Azerbaycan'a desteğini iletti. İmran Han, sosyal medya üzerinden de desteklerini dile getirdi. Öyle gizli gizli, el altından değil, göstere göstere, ne kadar mecra varsa hepsinden destek mesajları gönderdi. Dünyadan korkmadığını herkese haykırmış oldu. Haksızlığa göğüs gereceğiz. Hakkımız olanı almadan durmayacağız. Pes etmeyeceğiz, geri dönmeyeceğiz. Oynadığınız oyunda ne piyon olmaya ne de mağlup olmaya niyetimiz yok. Biz o bildiğiniz eski biz değiliz. Öğreneceksiniz. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ediyor. Ermenistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik hamlelerinin ardından Azerbaycan'a destek mesajları yağdı. Son olarak Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.
Pakistan, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Pakistan, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını destekliyor. Azerbaycan'ın Nagorno-Karabağ ilişkin oy birliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunu destekliyoruz.